Selamun aleyküm. Ben Mehmet Ali Karabudak. Hac farizamızı yerine getirmek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevisi'ni ziyaret ettik. Bugün Ata Yadigarı Osmanlı tren istasyonu garındayız. Şu gördüğünüz tren rayları ve burada yorgun Osmanlı'nın torunlarını bekleyen, ziyaretçilerini bekleyen trenlere doğru ilerlemekteyim. İnşallah bunları yakından görmek nasip olur. Fırsatını bulursam içeri de girmeye çalışacağım. Dinlenme yerleri. Esas tren istasyonu, trenlerin geldiği yer İstanbul'dan buray. Böyle görüyorsunuz ta ileri kadar devam ediyor. Bunun ucunda son durak. Büyük gar istasyonu var ileride. Evet. Bu istikamet Şam İstanbul istikameti. Burada da görüyorsunuz arkasında büyük bir cami var. Ön tarafında yük vagonu. Yedek yerine çekmişler. Evet. Kardeşlerim şimdi tekrar trenlerin dinlenme bakımlarının yapılıp tekrar İstanbul'a geri gittiği bakımhane civarına geldik. Gördüğünüz gibi buharlı bir tren. Hey maşallah. Bunlar binlerce kilometre kat ederek İstanbul'dan Müslümanların Suudi Arabistan'a hac farizası, görev, savunma maksatları amacıyla kullandıkları trenler. Bunlar yük vagonlarını andırıyorlar. Şu anda Allah nasip ederse buraya çıkmaya çalışacağım. Ya Allah ya Bismillah. 1, 2, 3. Şu anda trene çıktım. Atalarımızın, dedelerimizin, büyüklerimizin yaptığı, kullandığı bu trene ben de girdim. Gerçekten çok basit bir teknolojiye benziyor. İki tarafta gözetleme penceresi. Önünde bir buhar kazanı. Burada da gördüğünüz gibi kömür fırını, ocağı var. Buradan ateşleniyor. Bu da kapalı. Evet. Bu da 116 yıl önceden kalma bir kürek. Sapı yok maalesef. Sapı kırılmış. Böyle kömür atmışlar. Odun atmışlar. Tren çalışmış. Evet görüyorsunuz. Trenin hemen yanından aşağıya inmeye çalışıyorum. Öbür tarafında da iki merdiven var ve indim. Tekrar lokomotifi yakından inceliyoruz. Evet. 1, 2, 3, 4 ana taşıyıcı, itekleyici silindir var. Tekerlek silindiri. Burada esas tekerlekleri çeviren piston. Önde de ön ağırlığı tutmakla görevli denge sağlayıcı ufak bir tekerlek var. Tam önünde vagonların birleşmesine yağlayan bağlantı parçası, çekme kancaları ve trenin önündeki herhangi ufak tefek ağaç gibi, çalı gibi maddeleri temizlemek için temizleyici süpürge görevini gören alet görüyoruz. Bu da vagonun bu lokomotifin ön kısmı bacasıyla birlikte. Bu da lokomotifin hemen arkasına bağlanan kömür, odun, yakıt vagonu.
görüyorsunuz. Bunu da yakından inceliyoruz. Ve arkasında da ahşap, o devrin vagonları. Bunlar büyük ihtimalle yük vagonuna benziyor. Çünkü vagon kapakları sürgülü ve de kilitli şu anda. Gördüğünüz gibi. Evet. Bakın şu anda ilginç bir şey gördüm. Bunun altında. Herhalde bunlar insanlar bunun içine girip oturuyor. Bunun altında klimalar var. Evet, yanılmadınız. Klimalar. Bunlar klima aletleri. Burada da var bir tane. Evet, klima ilginçtir. Markası dahi kurabiliyor. Evet, ben burada Elgi'yi gördüm. Elgi, warning diyor, dikkat. Evet, bu hususta Suudi yetkililerine gösterdikleri hassasiyetin dolayı teşekkür ediyoruz. Burada yine ilave yedek trenlerin makas değiştirme olarak kullandıkları yardımcı raylar var. Görüyorsunuz. Böyle istikamete devam ediyor. Şimdi Allah nasip ederse buradaki hurma dallarına da dokunuyorum. Büyük ihtimal bunlar da ecdat zamanından kalan ağaçlardı. Demek ki mevsimi gelince buradaki yolcular, çalışanlar bu ağaçların hurmalarından da faydalanmışlar. Allah onlardan razı olsun. Gerçekten büyük bir sabır, büyük bir başarı. Çölde İstanbul'dan ta buraya kadar bir tren yolu inşa etmek. Hakikaten o devirde 116 seneki zamanı düşünürsek büyük bir çılgın proje. O zamanın çılgın projesi. Fakat Abdülhamit Han, Allah ondan razı olsun ve mekanı cennet olsun diye bize Kızıl Sultan diye tanıttılar ama o gerçekten kalplerin sultanı, İslam'ın sultanı, Müslümanların hizmetkarı bir sultanmış. Şimdi torunları olarak, ecdadın torunları olarak biz anlıyoruz. Tarihimizin bir sayfasını burada gururla görmekten çok sevinçliyim. Selamünaleyküm. Evet. Etrafta da Yeni Medine evleri ve binaları görülmekte. Gördüğünüz gibi. Şu anda çekimde son verip otelime dönüp grubuma katılacağım. Teşekkür ederim. 5 Eylül 2016 Pazartesi günü. Allah'a ısmarladık.